Evet, merhabalar. Yeni bir Çözüm Park web semineriyle daha sizlerle birlikteyiz. Şimdi webinar odasını yeni açtık. Yavaş yavaş katılımcılarımız odaya giriş yapıyorlar. Eylül ayının 3. web semineriyle sizlerle birlikteyiz. Uzun bir süredir aslında, yeni dönemde tabii ki yaptık ama böyle uzun bir süredir bildiğim, tanıdığım, ilk çıkışına böyle şahit olduğum, destek verdiğim ve gerçekten de sevdiğim bir marka ile yine birlikteyiz. Berknet'le birlikteyiz. Berknet'ten Ahmet ve Arif bizlerle birlikte. Öncelikle misafirlerime hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? Nasıl Merhabalar. keyifler? İyiyiz, teşekkürler. Siz de iyisiniz umarım. Sağ olun. Ben açıkçası çok iyiyim. Yani ZTNA gibi bir konu için tekrar Berknet'le birlikte olmak gerçekten heyecan verici. Malum hani artık pandemiyle beraber hayatımız çok hızlı değişti. Belki sizlerin de bizlerin de sektörde insanlara anlatmaya çalıştığımız bazı şeyler birkaç çarpan hızında ilerledi ve kabul edildi. Bazı endüstri standartları her ülkede yaygınlaştı. İşte özellikle evden çalışma, remote çalışma, bu sırada gerekli olan VPN teknolojileri veya network teknolojileri, işte dağıtık yapıların yönetimi, mimarisi, yedeklenmesi, güvenliği ve derken bir hayli fazla ürün, teknoloji, tool ile uğraştık. Tabii pandemi bitti bitiyor derken bazı şeyler de artık oturdu. Yani standart haline geldi. Böyle olunca da artık önümüze bu teknolojilerle birlikte bakmaya başladık. Artık bu teknolojilerden yoksun kalamadık. Yani bunu şeye benzetiyorum. Eskiden işte X bir müşteriye ya abi bir uzak erişim ver dediğinde çat diye RDP verirken, yani bundan bir 10 yıl önce diyelim, bugün şimdi kimse RDP vermiyor. En kötü VPN veriyor diyelim. Ama artık VPN tarafında bile çok fazla sorun ve problem yaşadığımız bu dönemde özellikle pandemide bunu gördük. Yani birden sarmalayıp sardığımız işte böyle canımız gibi baktığımız networklerimiz, çalışanlarımız, laptoplarımız, bilgisayarlarımız bir dağıttık. Tabii biz de dağıldık. Böyle olunca ha bu işin aslında daha farklı teknolojilerle, daha yeni teknolojilerle daha iyi yönetilebileceğini, daha güvenli bir hale geleceğini düşündüm. Şimdi tabii burada kilit nokta, hani bir ara SD-WAN popülasyonu vardı. Bu şöyle çok hoşuma gidiyor. Geçenlerde bir müşteri gittiğimizde işte 100 tane şubemiz var. Hepsi SD-WAN dedi. Dedim yürüyün be falan diye böyle. Niye? Çok güzel bir şey. Yani yeni teknolojiyi kullanan insanları gerçekten seviyorum. Bu şey demek değil tabii. Yani henüz pilot, test, her şeyin önde olalım, sorun yaşayalım değil ama artık endüstri standartı olmuş olan teknolojiler ki SD-WAN'da yine sizlerle konuştuğumuz teknolojilerdendi ki yine çok popüler teknolojilerden. Şimdi bir diğeri olan ZTNA yani Zero Trust Network Access'i konuşuyor olmak gerçekten güzel. Çünkü hani böyle çok keynote dediğimiz ya da mihenk taşı dediğimiz teknolojilerden biri. Şimdi bugün bu konunun detaylarını Berknet'le görüşüyor olacağız. İki tane uzmanımız var dediğim gibi önce Arif'le başlıyor olacağız. Bir mevcut yapının resmini çekeceğiz. Yani VPN nedir, ne değildir, neden çıkar, neden kullanılır, ne tür sorunları var. Bunu biraz irdeliyor olacağız. Ardından da Ahmet'le devam ediyor olacağız. Ahmet de artık hani biraz Arif VPN'i dövecek diyelim. Ahmet de biraz ZTN'i sevecek diyelim. Aslında olan şeyleri paylaşıyor olacağız. Umarım katılan herkes için çok faydalı bir web semineri olur deyip ben sözü Arif'e bırakıyorum. Tekrar merhabalar. Çok teşekkürler Hakan Bey. Biz de başlamış olalım o halde. Berknet Siber Güvenlik tarafında teknik satış uzmanı olarak çalışıyorum ben. Bütün dinleyicilere tekrar hoş geldiniz demiş olayım. Yavaş yavaş sunumumuza başlayalım bu noktada. VPN ile ZTNA'yı aslında karşılaştıracağımız, VPN'in çizgisel sürecini incelemeye çalışacağımız bir yaklaşımla ilerlemeye çalışacağız. Önce ihtiyaçtan bahsetmek lazım bu noktada. Neden VPN'e ihtiyacımız var? Ya da daha sonra Ahmet Bey'in açıklayacağı üzere neden ZTN'ye ihtiyacımız var kısmına gelmiş olacağız. Temelde uzaktan çalışma ihtiyacı buradaki ana fikir. Özellikle korona ile beraber bu durumun ne kadar gerçek bir durum olduğunu hepimiz hissetmiş olduk. Bundan önce de sahada bu durumla karşı karşıyaydık. Birileri uzaktan çalışmak zorundaydı. Bir lokale erişmek zorundaydık, bir server'a erişmek zorundaydık lokaldeki. Lokaldeki yazıcıdan çıktı almak zorundaydık belki. Bu da temelde uzaktan bir B noktasından A noktasına gelmemize ihtiyaç duyduğumuz bir çözüme itiyordu bizi. Bu noktada aslında bu işin biraz tarihine değinmek lazım.
nasıl oldu da böyle bir motivasyonla ortaya çıkıldı tarafı var. SYP dediğimiz 1993 yılında işte John Ioannidis ve ekibinin AT&T Bell Laboratuvarı diye bir laboratuvardan söz edilir sürekli bilişim teknolojisinde. Pek çok ilk adımı onlar atmışlardır. Columbia Üniversitesi çalışanı kendisi. Uzaktan erişim sırasında enkripte ve kripte edilmesi gereken bir takım paketlerle daha güvenli bir metot oluşturabileceğini söylüyor. Ve bunu bir şekilde ortaya da koyuyor teknik anlamda. Koymuş olduğu bu teknik anlam VPN'in aslında ilk çözümü. Yani VPN nedir'in ilk karşılığı SYP'nin ortaya çıkışı. Bu arada bir kısaltmadır SYP tahmin edeceğiniz üzere. Software IP Encryption Protocol yaklaşımının kısaltması. Bir IP paketi var bir tarafta. Bunu bir de dekripte eden, işte açıklayan başka bir taraf var. Bu kripto ve enkripte edilen kısım da bu şekilde çalışmış oluyor. VPN de temel olarak bununla hareket ediyor. Daha demin de bahsettiğiniz, daha önceden RDP verileri de, hatta hala RDP çok sık kullanılıyor. Belki biraz bu noktada RDP'den de bahsetmek lazım. Remote Desktop Protocol RDP'nin açılımı. Uzaktan işte erişim protokolü olarak kullandığınız bir sistem. Microsoft'un geliştirdiği bir protokol. International Telecommunication Union, Telecommunication T.128 dediğimiz bir uygulamanın Microsoft tarafından daha geliştirilmiş halinden bahsediyoruz. RDP'nin ne kadar güvenli olduğuna dönük defalarca araştırma yapılmış ve ortaya çıkan sonuç bir sonraki slide'da göreceğiniz üzere aslında çok da güvenli olmadığı. 5 Şubat 2019 tarihinde Reverse RDP Attack tarafından işte Code Execution on RDP Clients raporunda BTA ağında, bilişim teknolojileri ağında görebileceğimiz 25 adet güvenlik açığıyla karşı karşıyayız. Bunların 13'ü kritik açıklar. Temelde RDP'nin de aslında işte uzaktan bir erişim için kullanıldığı bilinir sahada. Sıklıkla kullanılan port, hatta ayrılmış port 3389'dur. Çok basit bir port checker yazılımıyla buradaki portun açık olduğunu tespit edersiniz. Port değiştirilse bile bunu tespit edersiniz. Dolayısıyla çok ciddi açıklara sahiptir bu bahsettiğimiz yöntem. RDP'nin akabinde bugün sıklıkla sahada kullanılan, hatta en yaygın kullanılan çözümün VPN olduğunu görüyoruz. Virtual Private Network açılımının kısaltması VPN. Türkçesi de özel alan ağı gibi bir Türkçe'ye sahip tam çeviri olmamakla birlikte. Çok temelde aslında şöyle düşünülebilir. SSL VPN ve IPsec VPN diye bilinen iki ayrı yöntem vardır sıklıkla sahada. SSL VPN en basit örneğiyle işte bir insan düşünelim. Karşı tarafta bir kale düşünelim. Bu insan her hareket ettiğinde altında bir tünel girişi olsun. Kaleye doğru o tünel girişi değişiyor bu hareketle beraber. Ve canı istediği bir zaman tünelin içinden girip öbür tarafa geçebiliyor. Bu SSL VPN, client to site yöntemi. Yani bir cihazla bir ofise bağlanma şekli. Bir de IPsec VPN dediğimiz yöntem var. İki ayrı kale var. Bu kaleler birbirine tünel yardımıyla bağlı ve oradan oraya gidebiliyorsunuz gibi bir durum söz konusu. Özellikle SSL VPN aslında bir takım dezavantajlar barındırıyor bünyesinde. Yani daha demin aktardığımız gibi bir kişi istediği zaman tünelle aslında güvenli olduğunu varsaydığımız lokal alana gidip geliyor. Ama burada bugünkü artık bilişim endüstrisi içerisinde, hatta bu işin bilimsel tarafıyla, computer science tarafıyla ciddi bir takım problemlere sahibiz. Bu noktada VPN'in dezavantajlarından söz etmek gerekiyor. Nedir bu dezavantajlar diye baktığımızda? İlk dezavantajımız düşük görünürlük diye adlandırabileceğimiz çok aslında bu işin pratik anlamdaki en büyük sorunu. Daha demin bahsettiğimiz işte bu kişi kaleye giderken, işte bahsettiğimiz şirket lokasyonuna giderken bu insanı ne kadar tanımladığımız çok önemli. Yani biz yolu koruyabiliyoruz ama gelen insanı ne kadar tanımlıyoruz? Bu çok ciddi bir soru. Eğer clientları yeteri kadar inceleyemeyeceksek, yani onlar hakkında yeteri kadar veri alamayacaksak, içeri sızan client'ın davranışları ya da problemli bir şekilde içeri sızmasıyla ilgili problem yaşıyoruz. Dediğimiz gibi tüneli korumakla ilgili çok ciddi bir sorun yok belki ama client'ı tanımlamakla ilgili çok keskin sorunlara sahibiz. Bunlardan en temelde bahsettiğimiz gibi düşük görünürlük. Dezavantajlar bunlarla bitmiyor bu arada. Bir sonraki dezavantaja geçtiğimizde bunu segmente etme dediğimiz durum ortaya çıkıyor.
A segmentasyonu bugün karşımızda olan en kritik noktalardan bir tanesi. İnsan zekasında bir şeyi açıklarken, bir şeyi anlatırken ya da yorumlarken segmente etmeniz, parçalara ayırmanız gerekir. İşte canlıları sınıflandırırken bir takım parçalara ayırırsınız. İşte bilişimden bahsederken bir takım parçalara ayırırsınız ki karşı tarafa daha rahat aktarabilelim. Bilişim dünyasında da bu iş böyledir. Bilgisayarı da bir şey anlatırken aynı şekilde yaparsınız bu işi. Eğer segmentasyonu sağlayamazsanız, ki segmentasyon için en kritik şey veridir. İşte canlıları sınıflandırırken kuyruklu olup olmamasına, işte akciğeri olup olmamasına, solunumu hangi yöntemle yaptığına kadar bir takım veriler elde edip buna göre sınıflandırırsınız. Bilişimde de elde ettiğiniz verilerle bu cihazları, yapıları sınıflandırarak konfigüre etmeye çalışırsınız. Oysa bizim bugün VPN metodunda client tarafından gelen cihaza dair aldığımız veri çok az. Bu da segmentasyonda çok ciddi bir zorluk çıkartıyor. Çünkü yeteri kadar veriye sahip değiliz bu noktada. Bu bahsettiğimiz ikinci dezavantaj. Üçüncü en keskin dezavantajımıza baktığımızda ne kadar az veri varsa elinizde bu veriler raporlama konusunda da çok ciddi bir problem çıkartır karşınızda. Raporlayamadığınız bir şeyi çözümleyemezsiniz. Dolayısıyla ortaya bir sorun çıktığında yeteri kadar rapor olmamasından kaynaklı geriye dönüp baktığınızda çok fazla şeyi incelemeniz gerekiyor. Özellikle dördüncü dezavantajla bunu vurgulayacağım. Rapor size çok ciddi bir avantaj sağlarken bununla beraber operasyonel süreçlerinizi de yönetmenizi sağlar. Yani örnek verelim, ortaya bir sorun çıktı. Peki bu sorun neden kaynaklı oldu? Bugün yaptığımız iş maalesef VPN'in zafiyetlerinden kaynaklı olarak hemen bu işi client'e yıkmak. Nedeni bilmiyoruz çünkü. Yani gelen cihazdan mı kaynaklandı diye. Bunun için çok fazla veri toplamamız gerekiyor. Ve bugün artık farkındayız ki bunu toplayabileceğimiz bir metot var karşımızda. Bu metottan Ahmet Bey bahsedecek şimdi. Ben teşekkür etmiş olayım VPN özelinde. Ağzına sağlık. Ya aslında konuşulacak çok konu var. Ahmet'ten önce ben bir örnek vereyim. Sonra Ahmet'e devam edelim. Şimdi bir takım özellikle güvenlik ürünleri var ve bu güvenlik ürünlerinin mimari olarak konumlandırılması çok önemli. İşte ürün güvenlik ürünü olunca deniyor ki ya AG'i uç noktaya koyalım, SSL'li işte ürüne bir port açalım ama ürünü VPN'in arkasına almayalım. Neden? İşte VPN'in arkasına alınca herkes içeri giriyor. Ve bu sefer ne oluyor? Üründe bir zafiyet çıkıyor. Ya bu bir güvenlik üründe olsa bir zafiyet çıkıyor ve bir bakıyorsunuz şirketin hacklenme noktası burası. Yani aldığı güvenlik ürünü. Hani bekçi diye koyuyor, bekçi uyuyakalıyor gibi bir şey, öyle düşünün. Biz sonra anlatıyoruz tabii, yani tamam ürün almışsınız güzel ama bunu size satan aslında doğru kurgulamamış. Yani kolayını yapmış. Müşteri de cevap veriyor haklı olarak. Ya olur mu diyor, hani biz şundan bilerek koymadık. Çünkü VPN arkasına koysak her danışmanı içeri alıyoruz. Abi senin segmentasyonun yok mu? Yoka geliyor. Hani aslında anlattığım o tüneli bir alıyorsun. Tünelin ucundan abi adam bastırıyor çıkıyor. O da haklı. Yani... İki açıdan da baktığında o yüzden bu VPN tarafı biraz alt tarafında mimari yapısının buna uygun tasarlanmadığı durumlarda aslında ucu çok açık bir konu. Aynı tünel gibi bir yerinden girip bir yerinden çıkıyorsun. Böyle bir yakın zamanda böyle bir tecrübemiz olduğu için ben de araya sıkıştırmak istedim deyip sözü Ahmet'e bırakayım. Çok teşekkürler. Bence çok güzel bir metafor oldu. Yani kalenin girişinde nöbetçiler var ama bir parola soruyorlar ve kimin gelip gittiğine bakmıyorlar gibi bir senaryo söz konusu şu anda. Dolayısıyla biraz daha gelenin yüzüne bakmak, hareketlerine bakmak, şüpheli bir şeyler yapıyor mu diye bakmak için zaten ZTN teknolojisi doğmuş. Ben de buradan devralayım. Şimdi ZTN'den bahsetmeden önce çok kısa bir önceki webinarımızda işlediğimiz SASE'ye değinmek gerekiyor. Çünkü ZTN şu anda sektörde uygulandığı halde SASE'nin ayrılmaz bir parçası. SASE şirket ağlarının buluta taşınarak bulutta bir hizmet modelinde içinde SD-WAN, Secure Web Gateway, Zero Trust Network Access, Firewall as a Service gibi parçalarının bulunduğu bulut tabanlı bir kurumsal ağ sunuyor. Aslında temel anlamıyla bu şekilde açıklayabiliriz. Burada da güvenliği sağlamak için madem bu işleri buluta taşıyoruz ve merkeziyleştiriyoruz. Aynı zamanda da Zero Trust Network Access konseptiyle de korumak hedefleniyor. Burada SASE'nin ana bileşenlerini bulut tarafından sağlanan güvenlik servisleri, Zero Trust'la beslenen identity servisleri
ve SD-WAN, VPN ve automation özelliklerini barındıran da network katman olarak özetleyebiliriz. Zero Trust Network Access nedir? Kurumsal ağlara yapılan bağlantıların kullanıcı kimliği, bağlantı kuracak cihazın durumu ve bağlantı kurulacak ağ kaynakları arasındaki ilişkileri gözeterek gelişmiş ve detaylı güvenlik önlemleri olmasını sağlayan bir güvenlik teknolojisi yaklaşımı. Yani bu yaklaşım ne demek? Aslında her vendor'ın kendine özel bir ZTNA modeli var. Bunları belirlemek için tabii 2018 yılında NIST bir doküman yayınlıyor ve diyor ki bizce ZTNA böyle olmalıdır. Tabii çok kapsamlı bir doküman olduğu için birçok vendor oradan kendine belli parçalar alıp tabiri caizse kendi yoğurt işiyle konuya yaklaşıyor. Burada biraz sonra bahsedeceğim özellikler genel hattıyla ZTNA'de olmazsa olmaz özellikler. Ama detayına inilmek istenirse NIST'in 800-207 dokümanında çok çok katmanlı ve detaylı bir şekilde açıklanıyor Zero Trust Network Access. Zero Trust modeline göre ağ yapılacak her bağlantının riskli olduğu varsayılıyor. Yani biraz önce VPN'de bahsettiğimiz bağlantıyı kurdum. Kurarken de bir işte kullanıcı adı ve parolayla, hatta gerekirse bir multi-factor authentication'la kendimi doğruladım. O dakikadan itibaren benim bahsi geçen kullanıcı olduğum varsayılıyor. Ve network'teki amacıma bakılmıyor. Dolayısıyla ben içeride hangi kaynağa ulaşacağım, hangi sunucuya, hangi uygulamaya ulaşacağım, bunlar kontrol edilmediği için benim de gerçekten o kişi mi olduğum ya da onun bilgilerini bir şekilde çalmış bir impostor olup olmadığıma da bakılmıyor VPN'de. Dolayısıyla da ağın içinde istediğimiz hareketleri yapabiliyoruz. Zero Trust Network Access'te de Least Privileged Access diye bir model var. Yani bir kullanıcı sadece yapması gereken aksiyonları yapabilecek kadar yetkiye sahip olmalı. Dolayısıyla burada her bağlantının, her aksiyonun riskli olduğu varsayılıyor ve daha sonra güvenlik kontrollerine geçtikçe izin verilen kaynaklara ulaşabilmesi sağlanıyor. Burada Gartner'ın araştırmasına göre çok hızlı bir adoption olacağı öngörülüyor. 2023 yılına kadar şirketlerin %60'ının VPN'den ZTNA'ya geçiş yapacağı öngörülüyor. Bu neden? Vendorlar çok hızlı ürün çıkarıyorlar burada. Öncelikle temel ihtiyaçları gideriyorlar. Daha sonra da detay konulara odaklanarak ZTNA alanında hızlı bir şekilde yol alıyor firmalar. Burada söylediğim gibi bunların işte kullanım kolaylığına göre, yaptıkları güvenlik kontrollerinin detaylarına göre herkesin farklı bir yaklaşımı var tabii ki. Peki neden ZTNA? Yani elimizde VPN vardı, biraz önce bahsettik. Sadece ağ girişleri mi koruyacağız? Yani ağ girişi koruduk, birkaç soru daha sorduk ve bir şeylere daha baktık. Bundan sonrası güvenli mi? Şimdi burada Arif'in bahsettiği aslında uzaktan çalışma, Hakan senin de bahsettiğin, uzaktan çalışmanın artık yerleşmesi söz konusu. Dolayısıyla insanlar pandemiden sonra da bu modele devam etmek istiyorlar. Şirketlerin daha önce korudukları kaynaklar, ofisteki kaynakları, belki şubedeki kaynakları, aynı zamanda da veri merkezindeki kaynakları iken, şimdi onlarca, yüzlerce çalışan evinden çalışıyor ve daha fazla noktayı korumak zorundayız. Bu noktada kimin gerçekten kendi hesabıyla girdiğini, kimin de birine hesabını kaptırıp o hesapla geldiğini anlamak güçleşiyor. Bununla beraber internet hattı kullanımını, erişim kalitesini yönetmek devreye giriyor. Bu da ZTNA'nın aslında dokunduğu konulardan biri. Ve tutarlı bir güvenlik politikası oluşturmak ve yönetmek de bu noktada manuel konfigürasyonla yapılamayacak kadar detaylı bir iş. Bu detaydaki bir işi de aslında ZTNA oldukça kolaylaştırıyor. Biraz sonra bahsedeceğiz bu başlıklardan. Uzaktan çalışma neden önemli? Artık verimli çalışma alanı, güvenli çalışma alanı, insanların ofis dışında yenilikçi fikirler geliştirebiliyor olması ve diğer ihtiyaçlardan dolayı artık bu iş yerleşiyor. Bu iş yerleştiği için de daha fazla aksiyon, daha fazla önlem doğuyor IT ekiplerine. Bu açıdan da ZTNA çok önemli. Daha önceki SASE sunumunda da bahsetmiştik. Network artık bu sebeplerden dolayı daha stratejik. Yani yeni çalışma düzenini bahsediyoruz. Bunu destekleyeceğiz ama bu kullanıcılar nasıl bir deneyimle ağ bağlanıyorlar? Güvenlik konusunda ne durumdalar?
Biz bu güvenlik önlemlerini alırken onları rahatsız edecek miyiz? Yoksa bunları ZTN ile VSS ile daha seamless bir şekilde yapabilir miyiz? Bütün bunları yaparken hangi tool'lardan faydalanmamız gerekiyor? Ve ne kadar bir iş yükü doğuruyor bunlar? Bunlar çok daha önemli. Bunları stratejik kararlar olmadan aslında doğrudan yapılması gerekiyor ve yapalım şeklinde gerçekleştirmemiz de çok mümkün değil. Gartner'ın ağ güvenliğinde beklenen gelişmelerine baktığımızda da Hype Cycle'ına burada ZTN'in SASE oranla daha ileride olduğunu, artık SD-WAN gibi, SWG, Secure Web Gateway gibi çok daha önümüzde yerleşmeye yakın olduğunu görüyoruz. Aslında çok kısa bir süredir de hayatımızda değil ZTN. Sadece bilinmesi biraz vakit aldı diyebilirim. Şimdi neden ZTN? Biraz önce bahsettiğim sebeplerdeki, yani uzaktan çalışma modelinin yaygınlaşması, artık ağımıza dışarıdan bağlanan, sadece kişiler değil bu arada, ağa dışarıdan bağlanan uygulamaların da artmasıyla, yani veri merkezleri daha dağıtık hale geldi, hybrid cloud kullanımı çok daha gündemde, dolayısıyla AWS'de birkaç sunucumuz olabiliyor, GCP'de birkaç sunucumuz olabiliyor, on-prem kaynaklarımız olabiliyor. Bunların da ağa bağlanmasında yine benzer güvenlik kontrolleri yapmamız gerekiyor. Bu noktaların artmasıyla birlikte bunları birbirine nasıl bağlarız sorusuna sesi cevap verirken, bunları nasıl güvenli bir şekilde bağlarız sorusuna da aslında ZTN'i çözüm getiriyor. Bu duruma cevap vermek için de ağa bağlanan cihazlar, kullanıcılar ve erişim sağlamak istedikleri kaynaklar üzerinde çok detaylı kontroller yapmak gerekiyor. ZTN'in biraz önce Arif VPN'in dezavantajlarından bahsetti. Şimdi ZTN'in biraz avantajlarına geçmek istiyorum. ZTN'in en önemli avantajlarından biri saldırı yüzeyini azaltması. ZTN'de hangi kullanıcıların ve cihazların ağ üzerinde hangi kaynaklara erişebileceklerine detaylı analizlerden sonra karar veriliyor. Tanım olarak böyle tanımlayabiliriz. Ama bu ne demek? Yani bir network access control cihazının çözümünün yapamadığı bir şey midir bu? Öncelikle kullanıcıyı tanımaktan bahsettiğimiz noktada benim alışkanlıklarımı, yani hangi saatlerde giriyorum, hangi lokasyonlardan ağa bağlanıyorum, hangi cihazları daha sık kullanıyorum, en çok hangi kaynakları kullanıyorum ya da benim erişimime müsaade edilmeyen bir yere gitmeye çalıştım mı gibi detaylara bakarak bu kullanıcı gerçekten bu kullanıcı mıdır? Ve ağda yaptığı hareketler genel davranışlarına uygun mu? Bunlar sürekli ZTN kapsamında kontrol edildiğinden dolayı ZTN sürekli bir güvenlik katmanı ekliyor. Yani sadece girişte kontrol değil, sadece içeride işte SIEM-SOAR ürünleriyle anomali var mı diye kontrol etmekten ziyade tamamen bu kullanıcı gerçekten bu kullanıcı mıdır? Ona uygun hareketler yapıyor mu? Ve bunların dışında bir hareket yapıyorsa ağ dışında kalmalıdır yaklaşımı sergileniyor. Öğrenme süreci ne kadar? Şimdi bu tür son 10 yıldır bu tür öğrenme temelli güvenlik ürünleriyle haşır neşiriz. Evet. Hatta ilk yanılmıyorsam Microsoft ATA ile başladı bu işler. Ve çok da başarılı oldu. Oradan tabii bize bir güven geldi. Her ürün başarılı olmasa da ortalama 3 haftalık bir sürede. Tabii ki şirketin karakterine göre değişir. Nasıl biz danışmanını da verdiğim için söylüyorum. Hep şey anlatıyorduk. Yani ortalama 3 hafta ama senin bir çalışanın vardır. Asker izindedir. Diğeri işte doğum izindedir. Böyle istisnalar olur. Adam 6 aydır ya da kadın 6 aydır yoktur. Onu öğrenemez. Ya da şirkette işte şantiye mantığı vardır. 30 günde bir touch ediyordur domaine falan. Onları bir tarafa bırakırsak böyle bir şey var mı? Süre, yani bir tecrübeniz var mı? Saha tecrübeniz. Öncelikle şöyle bahsetmek gerekiyor. Burada tüm çözümler yapay zeka ve makine öğrenmesiyle bu ZTN süreçlerini destekliyor diyemeyiz. Bahsettiğim gibi herkesin kendi farklı yaklaşımı var. Bazıları sadece kural tabanlı gidiyor. Örneğin bir politika oluşturuyor ve diyor ki kullanıcının davranışı X aynı zamanda Y ve beraberinde Z'yi de yapıyorsa o zaman bu seviyede güvenlik erişimi sahibi olur, içeri bu şartlarla alınır. Ya da hiç alınmaz. Ya da ekstra kendisini doğrulaması gerekir gibi kural tabanlı yaklaşımda bulunanlar var. Bazıları da makine öğrenmesiyle destekleyerek kullanıcının
senin sorduğun sorunun cevabı da aslında orada. Kullanıcının geçmiş davranışlarına bakıyor. Burada bizim yaklaşımımızdan bahsetmek gerekirse, biz kullanıcı ağa ilk bağlandığı andan itibaren hem yakın geçmişine hem uzak geçmişine bakıyoruz. Yani 3 gündür kullanıyorsan 3 günlük geçmişine göre kararlar almaya çalışıyoruz. 1 haftaysa 1 hafta, 1 aysa 1 ay gibi düşünebilirsin. Dolayısıyla kullanıcıyı daha iyi tanıdıkça onun davranışlarıyla ilgili daha iyi kararlar alabiliyoruz. Okey, DLP gibi olacak yani. Bir açıyorsunuz, ortalık bir titriyor. Ya da read-only mode vardır. Yani orada da benzer şeyler var. Evet, yani bu tür false pozitifler çıkıyor artık. Çünkü 3 günlük bir kişi haftada bir rapor almak için bir yere gidiyorsa 7. günün sonunda eriştiğinde, ama şu kesinlikle çalışır. Bir hacker, ya yani çok bu işte uğraştığımız için söylüyorum. Abi zaten hacker girdiğinde pıtır 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 her yere gitmeye çalışıyor. Böyle bir çiçek gibi açılıyor falan. Oradan zaten anlıyorsun. Tek riski admin'in hesabını kapması. Admin zaten öyle çiçek gibi açtığından dolayı bir adminsel bir desen uygulayabilir. Ama orada da admin'in yoğun, işte yani bir segmentasyon diyoruz ya, bu tür ürünler hep Lego gibidir. Yani işte müşteri X bir ürün ister bizden, biz satmayız. Niye abi? Senin altyapın ona uygun değil. Ne anlamında? Sen segmentasyon yapmamışsın. Bir tane adam var. Adam her yere giriyor. Printer'a da bakıyor, bilmem neye de. Kral. Şimdi onun şifreyi aldığında her yere giren adam. Oysa ki domain admin hesabı ayrı olsa, workstation admin hesabı ayrı olsa, bu arada bir kişi de olsa, yani bunu COBI'de yapamazsın demiyorum. Bir kişisin ama açtığın laptop domaini değil abi. Laptop için Hakan. Workstation için VRK admin Hakan. Diğer için SRV admin Hakan. Diğer için ENT admin Hakan. Al sana 4 hesap. Zor mu? Zor. Ama şimdi olarak ben VPN'de Hakan olarak girdiğimde birden sunuculara erişmeye çalışırsam zaten segmentasyon olarak erişemeyeceğim. Yani Microsoft seviyesinde, ama network seviyesinde sen şunu göreceksin. Ulan bu herif hiç zaten, yani normal Hakan, yurdum Hakan'ın sunuculara erişmiyor ki. Ama şimdi bir tane hesap olup, o da admin olup, o da her yere erişiyorsa, onu da kaptırıyorsan ZTNA ne yapsın? Okey, süre kısmını anladım. Yani sizin yapay zeka kullandığınızı da anladım. Burada tabii engine'ler farklı değil mi? Yani atıyorum X bir markada dedik ya işte evet, Bergnet yapıyor. Biz de yapıyoruz dedi. Sen söyledin bazıları kural seti. Kural seti bana NAC'ı çağrıştırıyor. Yani hani NAC'larım aynı şeye geliyor. Tabii yoruma açıktır belki bu konu. Buradaki engine'den farklı herhalde değil mi? Yani ortak bir engine kullanmıyorsunuz. Yok. Herkesin kendi engine'i var bu alanda, tamam, geliştirdiği. Şimdi kurallarla, yani politikalarla desteklenmesi aslında önemli bir şey. Çünkü tamamen yapay zeka bırakılamayacak kadar önemli bir konu. Yani bir işin kuralını, şartını network admin'in koyması gerekiyor. Bu yeteneğe sahip olması gerekiyor. Ama aynı zamanda da network admin'in kontrol edemeyeceği, bakamayacağı kadar da çok detay var. Yani A birisi giriş yapmaya çalışıyor ya da bir uygulamaya erişmeye çalışıyor. Bu biraz önce bahsettiğim onun lokasyonuna, bağlantı zamanına, diğer alışkanlıklarına birinin bakıp da tamam ben bunu içeri alayım yapması zaten saatler sürer. Bunları otomatize edip burada oyunun kurallarını da aslında network admin'e koydurmak gerekiyor. Dolayısıyla biz burada aslında hibrit modeli destekliyoruz. Yani yapay zeka karar versin ama network admin de bu oyunun kurallarını değiştirebilsin. Şartları belirleyebilsin. Orada 10 tane falan soru vardı. Ben 7'sini bir şekilde tokatladım. Tamam. Şakası bir yana. Arkadaşlar sağ olsun arada soru soruyor. Ben kendi uzmanlık alanımla alakalı olanları, İşte SMS doğrulama var mı? Onun zaten var olduğunu söyledik. Bir tane ama özellikle yanıtlamadım. Fatih Tosun'un sorusu. Kullanıcıların phishing ve şifre çalındığında sisteme bağlantı sağlanır mı gibilerinden. Onu zaten Ahmet söyledi. Hani senin makinandan değilsen şifreyi çaldı. IP farklı. Hatta daha önce hiç o IP'den bağlanılmamışının dışında genellikle bu tür kötü niyetli kişiler biliyorsunuz proxy kullanır vesaire. Ve o havuz bir bilinen bir havuzdur. Hani bad IP reputation diye bir database vardır. Ya da bilinen kötü havuzdur diyelim. Oradan gelmesi, işte hangi sıklıkla denemesi vesaire. Bu zaten şifre kaptırılsa bile Ahmet'in anlattığı konu bu. Yani girerken bir sorgulanıyor, girdikten sonra yaparken sorgulanıyor. Bu arada hani network için uygulanmış ama bunlar çalışan teknolojiler. Yani mesela CM'de şöyle bir örnek veriyorum. Kolorasyon kuralı örnek. Şimdi bakıyor Hakan VPN yapmamış. VPN'im yok. Hani bütün loglar CM'e düştüğünü düşünün. Kapı geçiş sistemi, kapıdan geçmemiş, kartını okutmamış, çat login var. Şimdi diyor ki CM hemen niye alert kaldırıyor? Kardeşim bu adam in veya cin değilse VPN'den girmemiş, kapıdan geçmemiş. Nasıl login oluyor? Ha? Mesela biz bunu bankada bile görüyorduk. Şunu yakalıyorduk, ata bile.
Adam diyor ki ya abi ben hastaydım, şifremi Ahmet'e verdim. Ya işte, olmaz abi, hani bu ona denk gelen bir şey. Böyle false pozitif de çıkıyordu ya da tam tersi hack'ten diye ortaya çıkıyordu. O yüzden bunlar zaten sizin bizim sürekli 7/24 sistemlere bakamadığımız, monitör edemediğimiz konularda yapay zekanın en doğru kullanımı. O yüzden hani Fatih Bey'in sorusunun da cevabı evet, bu konuda da hani ZTN'in bir çözüm var. Bu anomaliyi zaten hızlı bir şekilde tespit eder. En kötü senaryo şu olur herhalde. O kişinin hem bilgisayarını hackleyecek, hem bilgisayarına bağlanacak, hem de aynı IP'den SMS vesaire girmesi lazım ki bunu olağan bir giriş gibi görsün. Sorular devam ediyor. Ben bölmeyeceğim. İsmail'in son iki soru anonim, ismini vermeyen bir katılımcımız. Devam edeceğim arkadaşlar, bölünmesin diye. Ben şimdi sözü tekrar Ahmet'e bırakıyorum. Ama sorularınızı görüyorum, cevaplayacağız. Burada bu arada bahsettiğiniz kontrollerde false pozitifleri engellemek için oldukça güzel sistemler de var. Örneğin sistem yüksek risk algıladı ve yöneticinin onayına düşürdü bunu. Yani kullanıcıyı reddediyor ama yöneticiden de bir aksiyon isteyebiliyor. Yönetici onayladıysa bu sefer yöneticinin kararından öğrenip bir sonraki seferde bu kullanıcıyı rahatsız etmeyebiliyor. Ama burada tabii çok derin problemler var. Yani işte farklı bir lokasyondan, farklı bir IP'den bağlanmasından bahsettik. Burada sistemlerin hesaplaması gereken çok ciddi değişkenler var. Örneğin bugün buradayım, bağlandım saat 9'da ve 5 saat sonra da Amsterdam'dan bağlanmaya çalışıyorum. Şimdi bu mümkün bir seyahat midir, değil midir? Yani her seyahat ettiğimde yöneticinin onayı mı gerekecek? Burada uçağa binip buradan Amsterdam'a gidene kadar gerekli olan süreyi hesaplayıp sistemler, bu impossible travel mıdır, değil midir? Bu hesaplara kadar gidiyor. ZTNA'nın içinde olan konular bunlar. Dolayısıyla oldukça detaylı olduğunu söyleyebilirim. Ben burada sadece genel bilgi paylaşımı için daha yüzeysel geçmeye çalışıyorum konuları, ama sorularınız olursa detayları konuşabiliriz. Soruları alırız abi webinarın sonunda. Biz önce sunumumuzu bitirelim. Tamamdır. Diğer avantajlardan bir tanesi, yine en büyükler, siber risklerin azaltılması. Şimdi biraz önce bahsettiğimiz gibi ağ bağlantı aşamasında başlayan ve bağlantı devam ettiği sürece düzenli olarak yapılan davranış analizleri, cihaz güvenlik kontrolleri, yani endpointimizde bir vulnerability var mı, orada bir risk var mı, ona da bakıyor. Ve ağ hareketi kontrollerine bakarak VPN teknolojisine kıyasla oldukça özelleştirilebilmiş bir analiz ve önleme yeteneği sunuyor. VPN'e aslında kıyaslayamayacağımız kadar fark var burada VPN'e göre. Bir de otomasyon kabiliyetleri. SASE webinarında bahsetmiştik. Backnet SASE platformunun otomasyon kabiliyetlerinden bir tanımlama yaptık. Kullanıcıyı tanımladık. Daha sonra o kullanıcı istediği cihazda, istediği ortamda, istediği lokasyonda, istediği şubede yer aldığı andan itibaren dinamik olarak firewall kurallarımız baştan oluşuyor. Bizim dynamic firewall dediğimiz kendimize özel bir yapımız var. Burada da ZTNA'da otomasyon çok önemli. Backnet SASE'de bu iki sistem birbirini destekleyerek ilerliyor. Konu da şu, biraz önce bahsettiğimiz polisilerle bu işi yürütmek aslında adresleyemeyeceğimiz kadar çok problem içeriyor. Dolayısıyla otomasyona ihtiyacımız var. Peki otomasyon sadece makine öğrenmesiyle mi geliyor? Hayır. Burada yakalanmış bir şeye karşı alacağımız aksiyonlar sadece network'ten atmak olmayabilir. Örnek veriyorum, belli bir güvenlik seviyesinde belli bir kontrollerden geçtikten sonra eğer ki bu skor yeterliyse içeride yapabileceğiniz aksiyonlar da onunla ilişkili olarak limitlenebilir ya da açılabilir. Örneğin multifaktörle içeri girmişsinizdir. Aynı zamanda davranışta bir sıkıntı yoktur. X sunucusuna erişebilirsiniz. Multifaktörsüz girdiniz ama risksiz görünüyorsunuz. Çok da sıkıntı yok. Sistemde multifaktör sormadı polisi gereği size. O zaman sadece Y sunucusuna erişebilirsiniz ve daha izin verilen ölçüde hareket edebilirsiniz gibi tanımlamalar yapmak mümkün. Bunların tamamı otomasyona desteklenebiliyor. Dolayısıyla ağ yöneticilerinin konforunu aslında çok ön planda tutan bir sistem ZTNA. Beraberinde ölçeklenebilirlik. Yine SASE ile bu işlerin artık daha fazla cloud'a çıktığını ve cloud'da bunların daha güncel ve daha ölçeklenebilir olduğundan bahsetmiştik. ZTNA için de aynısı geçerli.
VPN'de bir UTM cihazı alıyorduk ya da bir VPN gateway kuruyoruz kendimize ve o cihazın limiti ve o lokasyonun bandwidth ile limitliyiz. Ama ZTNA'de zaten ses ile birlikte bulunduğu için haliyle ölçeklemek, şirketin ihtiyaçları değiştiğinde ölçeklenebilmesi çok çok daha kolay oluyor. Dolayısıyla elimizde çok kolay yönetilebilir. Birçok işi yöneticinin elinden alan, kendisi halleden ve çok rahatlıkla ölçeklenebilir bir sistem oluyor ki ZTNA'yı bu kadar özel yapan konularda bunlar. Bununla birlikte detaylı raporlama. Şimdi Arif VPN'de bahsetmişti sınırlı raporlama diye. Sınırlı raporlama neydi? VPN'e bağlandım. Kullanıcı adı var elimizde. Cihazın IP'si var. Bazı protokollerde de MAC adresi var cihazı tanımam için. Daha fazla veri alan bazı client'lar var ama bunlar etrafında dolaşıyor. ZTNA'de ise cihazın işletim sistemi, işletim sisteminin versiyonu, içeride hangi antivirüs çalışıyor, antivirüsün yakaladığı bir şey var mı, başka bir işte registry'de bir vulnerability olduğu ile ilgili bir flag var mı, birçok detaya bakılıyor. Dolayısıyla bütün bu detaylara bakarak ZTNA'de bunları raporlayabiliyoruz, aksiyon alabiliyoruz. Buna göre segmentasyon yapmak, mikro segmentasyon yapmak da mümkün. ZTNA'nın genel avantajlarından bu şekilde bahsedebiliriz. Bunlarla birlikte şimdi siber güvenlik dünyasında biz kontrolleri sıklaştırdığımız zaman kullanıcı deneyimine doğrudan etki eden bir yapı var. Yani biz ne kadar ortamı sınırlarsak kullanıcı deneyimi de o kadar düşüyor. Ama Zero Trust'ta sahne pek öyle değil. Zero Trust'ta bütün bu kontroller aslında arka planda yapılmak üzere tasarlanmış. Yani kullanıcıyı rahatsız etmeden, kullanıcıdan ben ihtiyacım olan, yani hesap bilgisi, parolası, gerekliyse multifaktör, gerekliyse ekstra güvenlik doğrulamaları alayım. Ama bunun dışındaki bütün çekleri arka planda yapayım ki daha kullanılabilir olsun. Çünkü biz teknolojiyi ne kadar zorlaştırırsak, ne kadar karışıklaştırırsak kullanımı da o kadar az oluyor. Burada korumaya çalıştığımız kullanıcıyı caydırmadan, deneyimini çok yüksek tutarak hareket etmesi amaçlanıyor ZTNA'de. Peki ZTNA nasıl çalışıyor? Aslında hem sorularda hem biraz önceki maddeleri anlatırken avantajlarını biraz bahsettik ama tekrar değinmekte fayda görüyorum. Kullanıcı kimliği ve davranışları. Bundan aslında genel olarak bahsettik ama tekrar etmekte fayda var. Kullanıcıların bağlantı zamanı, yani mesai saatlerinde kaçta başlıyorlar? Şirketin mesai saatleri dışında çalışıyor olabilir. Örneğin şirkette mesai saat 8'de başlayıp 5'te bitiyorsa ama bu kullanıcı her gün 10'da bağlanıyorsa bu bir kullanıcının alışkanlığıdır ve güvenlik kontrollerinde de bu şekilde değerlendirilir. Sık kullandıkları cihazlar, yani laptopumu kullanıyorum, belki bir tane daha laptopum var. Evde kendi BYOD dediğimiz kendi cihazımla bağlanıyor olabilirim, telefonumla bağlanıyor olabilirim. Bu cihazların hepsini ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Kullanıcı lokasyonu biraz önce bahsettiğimiz gibi, yani bir lokasyondayım, belli bir radyusun içinde yine orada sayılabilirim, şirketin güvendiği alanlarda sayılabilirim. Ama bir anda imkansız bir seyahat yapıp bambaşka bir yerden bağlanmaya çalıştığımda riskin yüksek olduğunu da sistemin anlayabiliyor olması lazım. Belki zamanı, mekanı büküyorsundur abi. Son hava bükücü gibi belki. Olabilir, olabilir. O zaman biz %100 risk olarak görürüz. Siz de bizi ikna edersiniz. Evet. Bu şekilde ilerliyoruz. Hadi büyük şey. Bakalım. Hadi bir de. Evet. Sen büyük bir oraya bir kutucuk koyacağız. Bu son zaman bükücü diye bir kutucuk koyarsınız. Beni exclude eder. Öyle bir şey mümkünse yönetici de buna saygı duyar zaten. Önünde ceketini ilikleyip izin verir onun girişine. Bunun haricinde mikro segmentasyondan bahsetmiştik. Burada önemli bir kavram least privileged access, yani sadece ihtiyacı olan kaynaklara erişim verilmesi. VPN'de ne yapıyoruz? Genel setup'tan bahsediyorum tabii, hani birçok şirkette özelleştirilmiş uygulamalar da mevcut ama VPN'le şirket alanına giriyorum, içeriden bir IP adresi alıyorum. Sonra bir segmentin içinde bana özel yapılmış hiçbir hareket yok. Çalışanlar için belirlenmiş alanda birçok hareketi gerçekleştirebiliyorum. Bunun aslında şirkete gidip işte Wi-Fi'ye bağlanmakla ya da kablo takmakla pek bir farkı yok VPN'de. Ama ZTNA'de kişilerin kullanması gereken uygulamalara erişimleri çok net bir şekilde tanımlandığı için
şirket ağına bağlandıktan sonra, yani SESİ'ye bağlandıktan sonra da yaptıkları hareketleri sadece ihtiyacı olanlara verilecek şekilde tanımlamak da ZTN'in temelinde bulunuyor. Bunu yapmak için de mikrosegmentasyon gerekiyor aslında. Yani sadece X sunucusuna erişir erişemez kuralı zaten birçok sistemde yazılabiliyor ama X sunucusunda şu uygulamayı kullanarak şu saat aralığında ve işte şu segmentten geliyorsa, şu etikete sahipse gibi birçok detayın bulunduğu kurallar tanımlayabiliyor olmak bu modeli mümkün kılıyor. Bunun haricinde izin verilmeyen kaynaklara yapılan denemelerin de raporlanmasıyla zaten kimin riskli davranışlar sergilediğini hem sistem anlayabiliyor hem de yöneticiler bunları çok net raporlayabiliyorlar. Yine biraz önce bahsettiğimiz makine öğrenmesi destekli sistemlerin gerçekleştirdiği gelişmiş güvenlik kontrolleri de bir ağ yöneticisinin gerçekten manuel olarak yapamayacağı ya da daha sonradan analiz etmesinin bile neredeyse imkansız olduğu. Yani 50 kişilik bir network düşünelim, çok büyük düşünmeye gerek yok. 50 kişilik bir network'te bir haftalık log'a bakıp da ya burada bir şeyler yanlış mı gidiyor diye bir soru sorulsa log'ları açıp bunu anlamak imkansız. Çünkü yüz binlerce satır log var orada ve bir şeyler yanlış mı değil mi anlamak imkansız. Bunları ağ paketi bazında, ağ trafiği bazında sim ürünleriyle yapabiliyoruz. Başka analiz tool'ları da kullanabiliyoruz. Ama bu kullanıcı gerçekten bu kişi miydi? Yani içeride oluşan trafik gerçekten yapılması gereken bir hareket miydi? Ya da bağlanan kişi gerçekten o muydu? İçeride bir köstebek var mıydı yok muydu? Bunu anlamak aslında ZTN'in sağladığı bir konu. Burada bir risk anlaşıldığı anda hem içeri alınmayabiliyor ya da içeri alındıktan sonra bir hareket varsa da zaten ağ erişimi kesilerek tehditlerin yayılmasında önüne geçilebiliyor. Genel olarak bu şekilde bahsedebiliriz. İsterseniz sorulardan devam edelim. Okey. Ağzına sağlık. Şimdi öncelikle İsmail Bey'in sorusu. Darknet firewall'ların ZTNA için yapmamız gereken işlemler neler? Ekstra konfigürasyon gerekecek mi? VPN sekmesinin altında bir güncelleme mi gelecek? Şimdi bizim Darknet firewall ürünümüz bir UTM ürünü. Darknet SASE başka bir ürün. Dolayısıyla Darknet firewall kullanıcılarının ZTNA kullanabilmesi için Darknet SASE ürününe geçiş yapması gerekiyor. Bununla ilgili iş ortakları talepte bulunabiliyorlar. Yani var olan ürünün dönüşümü konusunda. İsmail Bey eğer bir iş ortağımızsa bizimle iletişime geçebilir. Eğer bir müşterimizse de iş ortağıyla iletişime geçebilir bahisiyle. Yani şunu söylüyorsun. SASE sonuçta ayrı bir ürün. İçerisinde SD-WAN gibi pek çok özellikler de var. Bunu evet. Alırsa aslında yeni nesil bir teknolojiye geçmiş olacak diye özetleyebiliriz. Mevcut firewall'ları düşünmüyoruz. Mevcut firewall'ları dönüştürebiliyorlar. Dönüştürebiliyorlar. Tamam, evet. Ama sadece şey dememek lazım. Nasıl derler? ZTN için değil. Sonuçta SASE ile beraber tabii. Pek çok özellik geliyor ki. Tabii ki. Tabii ki. Bizim bir önceki webinarımızı da izleyenler arkadaşlar. Ben linkini de atarım şimdi birazdan. Hani o tarafta da neler yapılıyor görmüş olursunuz. Gerçekten çok güzel özellikler var. Sadece ZTN gibi düşünmeyin. Okey, İsmail Bey'in sorusunu yanıtlamış olduk. Hocam peki bu sistemlere nasıl entegre etmeyi düşünüyorsunuz? Bu sistem bir tek Darknet'te mi çalışıyor? Yoksa herhangi bir UTM cihazının işte SonicWall, Forti ve benzeri VPN erişiminde kullanabiliyor muyuz? Kullanılabilir. Bu şöyle kullanılabilir. Darknet SASE kendi başına bir platform tabii ki ve bizim kendi donanımlarımızla çalışıyor. Ancak müşteri ve proje özelinde sanal deployment'larda yapılabilir. Ayrıca başka çözümler kullanan projelerde de yan tarafına ZTNA olarak konumlandırılabilir. Örnek verelim. Cisco kullanıyor, Sophos kullanıyor. Var olan bir altyapısı var. Büyük de bir network ve bunu değiştirmeyi düşünmüyor. Ama ZTNA konusunda ve bu SASE'nin sağladığı diğer faydalar konusunda bizimle konumlanmak isterse İki ürünü birlikte konumlandırmak mümkün. Yani önce Darknet SASE'ye ZTNA kontrolleriyle bağlanıyor kullanıcıları. Bütün uzaktan çalışanlarını Darknet SASE'den geçiriyorlar. Daha sonra oradan ellerindeki çözümle routing yaparak onları iç network'e kontrol edilmiş temiz bir şekilde dahil edebiliyorlar. Okey. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Ümit Bey'in sorusu.
Merhaba hocam, firewall değiştirmek lazım mı? Evet, mevcut firewall yanında bir servis olarak mı? Tamam, bunun cevabını verdik. Kerem'in sorusu, app dışında bir sunucuya erişirse sunucuya gönderilen komutlar sizin controller'lardan geçip mi gidiyor? Bu durumda kişi örneğin hiçbir şekilde RDP açamasın ya da IP yazamasın ya da /IP adresi gibi erişmesin gibi fütüristik bir koruma sağlıyor mu? Bu soruyu okuyabileceğim bir yer var mı? Evet, aşağıda Q&A var. Participants'ın sağında Q&A var alt bölümde. Gördüm, buldum. Oraya tıklarsan. İsim neydi? Kerem. Kerem Gökler. Ben de bu arada chat ekranına şeyi açayım arkadaşlar. Chat yine mi kapalı kalmış bizde? Şöyle bakalım. Yok herhalde. Chat açık değil mi? No one, everyone. Tamam. Kerem Bey'in iki sorusu var. Bir tanesi şimdi okuduğumuz. App dışında bir sunucuya erişirse. Evet. Evet, o soru. Şimdi bu sesinin dahilinde olduğu için ZTNA sistemi. Dolayısıyla bizim client'ımızı yani Backnet Connect uygulamasını kullanarak öncelikle sesiye bağlanıyorsunuz ve ZTNA kontrolleri bu noktada başlıyor. Dolayısıyla evet bizim kontrolörden geçip gidiyor. Bu durumda evet kişi hiçbir şekilde RDP açamasın, IP yazamasın gibi hareketler yapılabilir. Yani IP yazamasın tabii biraz uç bir senaryo. Bunu gerçekten böyle bir gereksinim varsa birlikte çalışabiliriz ama bütün trafik bizim üzerimizden geçtiği için şu uygulamayı kullanamasın, şu adreslere gidemesin, bu kategorilerde hareket edemesin gibi limitlemeler yapılabilir çok rahatlıkla. Zaten bahsettiğimiz Least Privileged Access modelinde de kullanıcıya yapmaması gereken hiçbir şeyin kontrolünü vermemek esas olduğu için dolayısıyla sadece belli başlı içerideki uygulamalarda çalışacaksa onun bütün erişimlerini kaldırıp sadece XYZ uygulamalarında çalışabilir. Sadece işte LinkedIn'de çalışabilir gibi tanımlamalar yapılabilir. Kerem Bey'in diğer sorusu da sanırım bununla ilgili. Yani EPEC dediğimde LinkedIn girişi bunu dışarıdan marketing danışmanlarına açmak istiyorum ama şifreyi vermek istemiyorum. Burada bir identity server gibi davranabiliyor muyuz demiş. Hem identity server kendi sesi platformun içinde var. Yani gerçi burada bahsettiğiniz sanırım sizin LinkedIn girişini bir başkasına vermenizse bu şu anda sistemimizin dahilinde olan, bizim scope'umuzda olan bir konu değil. Ama diyorsanız ki LinkedIn'de belli bir kaynağı bizim sistemimiz üzerinden erişecekler bunlar ve ben bu kişileri kontrol altında tutmak istiyorum, o zaman çok yapılabilir bir senaryo. Kerem Bey arzu ederseniz bu mail adresinden iletişime geçebiliriz. Daha detaylandırabiliriz. Deme, deme. Deme öyle deme. Kerem hiç valla çok yorar sizi. Adam. Çok biz memnun oluruz. Çok büyük bir organizasyonda güvenlikte çalışıyor. Tanıdığım için söylüyorum abi, pişman olursun. Yemin ediyorum. biz memnun oluruz bu tür konuları. Peki, tamam. Sen Kerem artık atış serbest. Bak yani ben uyardım. Ben vatandaşlık görevimi yaptım. Moderasyon görevimi yaptım. Okey. Bu arada Kerem çok iyiydi. Çok sağlamdır. Yani çok sağlam bir security. Yani beni bile yıldırabiliyor. Hani Microsoft security bazen bir şeyler soruyor. Ya diyorum ki lanet olsun yanıyorum kardeşim. Ama bizim bu tür mühendislere ihtiyacımız var. İşini çok düzgün yapan bir insan. Çok da güzel bir kurumda çalışıyor. O yüzden işin şakası bir yana. Zaten ama o bir soru sorunca ben bir tedirgin oluyorum. Ulan dedim gene ne soracak diye de. Neyse iki senede cevap verebildim. Okey, hemen Mehmet Bey'in sorusuna geçiyorum. Hocam şu kısmı anlamadım ben şimdi. Ben kullanıcının kendi bilgisayarıyla VPN yaptırıyorum. Kullanıcıya özel kullanıcı adı ve şifresiyle giriyorum. Zaten giriş yaptığımda da benim şirket içi vermiş olduğum yetkiyi kullanıyorum. Firewall policy düzgün yapılandırıldığını varsayarsak. ZTNA ile neyin engellediğini, VPN neyi yapamadığını maddeler halinde kısa bir özetler misin? Raporlama ve benzeri demek istemiyorum. Tabii. Şimdi çok güzel açıklamış Mehmet Bey. Yok bence burada... abi webinarın sonuna gelmiş. Tüm webinarı bir özetleyin sorusu bu. bana aslında çok net geldi. Şimdi normalde VPN ile üzerinde firewall'a da yapılandırma yapmış. Yani demiş ki Ahmet kullanıcısı geliyor. VPN uygulamasıyla içeri bağlanıyor. Güzel. Ve ben bu Ahmet'in zaten nerelere erişebileceğini de polislerin de çok düzgün yapılandırıldığı varsayıldığı yerde not düşmüş güzel bir şekilde. Yani Ahmet sadece şu sunucuya erişir, şu web sitesine erişir, bu kadardır demiş. Yani oyunun kurallarını çok strict bir şekilde koymuş ortaya. Peki, kullanıcı adı dedik, parola dedik. Hadi bir de üstüne multi-factor authentication koyalım VPN'de yapılabilen bir şey olduğu için. Bu üçünü yaptık. Bu gerçekten benim
Ahmet Polat olduğum anlamına gelir mi? ZTN'nin odaklandığı konu bu. Yani ben telefonumun erişimini birine kaptırmış olabilirim. Yani multi-factor authentication'ı kaptırmış olabilirim. Bir şekilde bir vulnerability alıp username password'ı da kaptırmış olabilirim. Ve Ahmet'in yetkileriyle girmişim. Ahmet çok limitli bir kullanıcısıysa çok fazla bir risk olmayabilir. Ama Ahmet'in yetkileri varsa içeride, belli başlı sunucularda hareket yapmak istiyorsa ya da bu kişi zaten içeri girmiş ve belli kapıları çalmaya başlarsa, yani ağ yöneticisinin açıklarını aramaya başlarsa isteyeceğimiz bir şey değil. ZTNA tamamen burayı adresliyor. Yani kullanıcı gerçekten o kullanıcı mıdır? İçeride yaptığı hareketler ona mı aittir? Ve bu davranışlar bu kullanıcıyı temsil ediyor mu? Bunlara çok bakarak güzel. Var olan kontrollere ek noktalara odaklanıyor. Ya bir üst seviyesi, VPN'in bir üst seviyesi arkadaşlar. Evet. Sonuçta VPN strict bir şey. Yani veriyorsun, o gelir, buraya gelir, buraya gelemez. Ama geldi, gelemedi, gelmeye çalıştı, onun şifresini aldı, bir şeyler denedi. O tür anomalileri özellikle tespit etmek anlamında bir üst seviye. Yani hani RDP vardı, ne diyorduk? İyi de RDP'de kullanıcı da şifreyi bilmesi gerekiyor diyorduk, değil mi? İşte arkaya lock polisler koyuyorduk. Yani biz o dönemleri gördük arkadaşlar, 25 yıldır bu işi yapıyoruz. Ne oldu? Arif de söyledi. 2019 yılında dediler ki ya aslında 25 tane açık var. Nasıl bir açık? Sizin bakın kullanıcı adı şifrenize ihtiyacı yok. Çünkü protokolde remote code execution var. Ya adam bir koyuyor, direkt kod çalıştırıyor. Şimdi ne oldu? O birden çöp oldu. Hani onda da biz öyle diyorduk ya kullanıcı adı şifre vardı. Şimdi VPN'de de kendimizi böyle motive ediyoruz. Doğru. Yani hani Mehmet Bey'in sorusu çok doğru bir soru ama şöyle düşünün, zaten sorun bir şekilde giren, kurcalayan, oradan sızanlar ya da onu o kuralı iyi esnetemeyenler ya da kuralda açık bulanlar. ZTN'in fokusu da bir üst katma. Yani mevcut o yapının daha zeki hali, öyle düşünün. Daha nasıl derler, fonksiyonel hali deyip özetleyelim. Peki Sinan Bey'in sorusu çok son sorumuz zaten. Sinan Bey aldım cevabımı, teşekkürler demiş ama. Olsun abi, biz okuyalım. Yine sonra de bahsedelim, evet. Yok sağ olsun demiş, ben yazılımcıyım, basit bir soru soracağım yanlış anlamayın diye. Öyle bir şey yok. Hepimiz hani ben diyorum 25 yıldır kurumsal anlamda, hani daha eskisi var ama ben her yıl işte şimdi pandemiden dolayı gitmiyoruz. Amerika'ya bir iki giderdik Seattle'a, niye? Gidiyoruz, production grup anlatıyor yani işte Microsoft'taki. Biz de not alıp öğrenip geliyorduk. Yani bu öğrenimin yaşı ve sınırı yok. Sürekli öğrenmek zorundayız. Bırakın hani bir yılı. 3 ayda bile çok teknoloji değişiyor. Soru basit olduğu için abi bence söyleyelim, anonsu olsun. ZTNA kullansam da kişi iç network'e alabilmek için yine VPN sunmak zorunda değil miyim? VPN olmadan erişim nasıl sağlanacak? Basit ve güzel bir soru bence. Buyurun Ahmet Bey. VPN var. Yani kullanıcıyı bir şekilde tünellememiz gerekiyor. Buradaki tünel aslında bildiğimiz VPN teknolojisinin üstüne extend edilen bu bahsettiğimiz güvenlik kontrollerini içeriyor. Yani kesinlikle akıllı bir tünelleme var. Aynen. VPN'in üzerine aslında bir yapay zeka katmanı eklenerek alt katmanı daha zeki bir şekilde savunmaya yöneltmek diyebiliriz. Evet. Okay, çok daha iyi tanıyacağız. Aksiyonları tabii olabildiğince otomatik alacağız. Otomatik yapamadıklarımızda polislerle destekleyerek okay, maksimum güvenlik seviyesi. Zaten sadece VPN olarak da bakmamak lazım. Biz şimdi biraz VPN odaklı girdik. Bu şöyle güzel, dikkat çektik. Yani RDP de öyleydi. Ya RDP'de bir açık var deyince sonuçta bu komple bir network kabul edilişi arkadaşlar. Yani siz tüm network'ünüzü Zero Trust'a göre kurarsanız, şimdi VPN'den adam geldi gelmedi. Şimdi çok hacklenme hikayesi biliyoruz. En son anlattım ya, adam ürünü VPN önüne koymuş. Buradaki remote code execution'dan dolayı, yani çok yüksek bir açıktan dolayı, remote code execution'dan dolayı o sunucuya erişiyor. Oradan saldırıyor. Şimdi VPN'le hiç alakası yok. Bakın VPN'le hiç alakası yok. İnternette açık olan bir sunucudan içeri giriyor. Ama siz bunu VPN'in dışında diğer network switch'lerini, network katmanlarınızı da böyle Zero Trust'a göre kurduğunuzu düşünün. Ulan bir tane session var veya bir tane account var. Her yere böyle çiçek gibi açılmaya çalışıyor. Çak. Orada da bunu yakalayacaksın. Yani sadece VPN odağında bakmayın. Hani nasıl SD-WAN yeni bir teknoloji ise bunu kabul edip yararlarını alıyorsak, Zero Trust kavramını da sadece network'te değil güvenlikte de. Mesela güvenlik ürünleri var DLP gibi. Zero Trust. Adam diyor ki ben hiçbir şey güvenmem. Tek tek izin veririz. Şimdi müşteri önce küfür ediyor gibi sonra bir soru bir bakıyor. Abi arkaymış aslında. Evet. Öğrenene kadar yoruyor seni. Ya ben bunu 7 yıl önce bankada kullanıyordum. Kullanıcılar küfür ediyor. Bakın 7-8 yıl önce.
Ama ne oldu? Bir süre sonra oturuyordu. Herkesin kimin ne kullandığı öğreniliyordu. Ondan sonra pat bir şey çıkıyordu. Hop kardeş bu ne diyorduk. Yani bu sefer güvenliğin işini çok kolaylaştırıyordu. Buradaki de amacımız zaten bir vizyon paylaşmak. Ha, kulağınıza bir kar suyu kaçırmak. Bir bunu not alıp ya bir sonraki projede buna bir bakalım demeniz bizim için yararlıdır deyip katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Kapanışın ben son sözleri Arif ve Ahmet'e bırakıyorum. Çok çok güzel bir webinar oldu bizim için. Umarım bütün katılımcılar için de öyledir. Hakan sana da çok teşekkür ederiz. Çok güzel sorularla ve çok güzel yorumlarla destekledin. Bir sonraki webinarda görüşmek üzere diyelim. Çok teşekkürler Arif. Çok teşekkürler katılımcı herkese. Size ayrıca teşekkürler. Ya işte bu işin matematiği şey aslında hani sizin de bahsettiğiniz gibi bizim de aktarmaya çalıştığımız gibi tahta kapı iyi bir şeydir. Hani mağaradan daha iyi bir çözümdür. Ama demir kapıyı bulursa birileri, çelik kapıyı bulursa artık çelik kapıyı tercih etmek durumunda kalırsınız o günün koşullarında. Durum tam olarak bu. Yani VPN kötü bir şey değildir ama ZTN çok daha doğru bir çözümdür. Ve Çok teşekkür. zaten yeni yatırım yapıyorken artık VPN'den, ya şey gibi bu, eskiden çok da uzatmayacağım, çok kısa bir şey söyleyeceğim. Mesela büyük high-end firmalara baktığınızda şeyi görürsün, VPN network ile firewall ayrıdır. Şimdi KOBİ'lerde evet, tek UTM kullanıyorlar, bütçeyle alakalı. Bu neden biliyor musun arkadaşlar? Biraz önce kapı örneğiyle çok eşleşiyor. Ve adam bakıyor, kardeşim diyor, UPN içindeki VPN tam benim ihtiyacımı görmüyor. Ben diyor VPN ürünü alıyorum. Adam dedi ki VPN ürünü almasının sebebi daha iyi bir kapı istediği için. Firewall da diyor ki kendi işini yapsın. Yani bu UTM kötü demek olmuyor. Bu da onun gibi. Şimdi VPN kullanıyordunuz. Bir firewall kullanıyorsunuz. Sonra bu üretici size diyor ki ya ben bu cihazda size daha iyi bir teknoloji veriyorum. Ya hay hay abi o zaman onu kullanalım mantığı. Güzel özetledin. Çok teşekkür ediyorum Arif. Katılan sorularıyla, yorumlarıyla değer katan herkese çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir webinar oldu. Çok da ilgi çekti belli. Hani böyle bazen biz bir şey anlatıyoruz, bir sessizlik oluşuyor. Orada anlıyorum ki yani çok böyle karşı tarafta bir tepki oluşturamadık diye. Ama bugün bayağı iyiydi soru cevaplarla. Baksana yazılımcı arkadaşlarımız bile katılıp bir şeyler sordu. Ben çok motive oldum. Çok teşekkürler. Katılan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Berknet ekibine ayrıca teşekkür ediyorum. Yine böyle güzel bir teknoloji seçip çözüm paylaşım portalı üzerinden sektörü anlatma fırsatı verdiği için bize diyelim. Bir sonraki webinarımızda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın. Herkese güzel bir gün diliyorum. Görüşmek üzere.